Arkadaşlar merhaba. Bugün de bebeklerimi ayırmak istiyorum. Böyle kolu çıkık, bacağı çıkık bebekler var çünkü. Önce şu bebeğimden başlayalım. Şöyle bir bebeğim var ama bu bez bebek ve gayet de sağlam bir bebek. Onu şöyle koyabilirim. Evet, şöyle evi bebek dediğimiz bebeklerden var. Biraz kıyafetleri bozuldu bunların ama çok tatlı, düzgün bir bebek. Bunu da ayırıyorum. Yine şöyle minnak bebeklerimden var. Bu pembe saçlısı. Bu da sağlam. Bunu da buraya koyuyorum. Bir polipocket. Evet, bu da sağlam görünüyor. Bakalım. Evet, lol bebeğim. Saçları sadece çok dağılıyor bu bebeğimin. Gördüğünüz gibi taçlı bir bebek çünkü tacını takınca normale dönüyor. Evet, bu da sağlam görünüyor. Bakalım burada ne varmış. Evet, burada meslekli Barbie'lerim var. Bu sörfçü Barbie. Ve bu da sağlam. Evet, bir erkek bebeğimiz var. Bebeğimin kıyafeti yok ama. Bebeğin kıyafeti nereye kaybolduysa hiç de bulamadım. Onu bu tarafa ayıracağım. Çünkü kıyafeti olmayanı, kolu bacağı olmayanı ayırt ediyorum. Evet, anlamda gayet sağlam görünüyor. Bakalım, Chelsea bebeğim de gayet iyi durumda. Bu arada hani bebeklerimi de görmek isteyenler çok vardı. Hep yazıyorlardı, abla bütün bebeklerini gösterir misin diye. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu Chelsea'm de gayet sağlam görünüyor. Böyle su kuşu bebeklerim var. Barbie'nin su kuşisi. Böyle minnaklar. Bu da sağlam. Evet, Chris'im var. Kıyafetinin alt tarafı düşmüş galiba. Olsun, gayet sağlam bir bebek. Bunu da alalım şuraya. Pinipon bebeklerim var. Böyle 4-5 tane vardı ama bazısının ayağı, bazısında saçı kayboldu. Bunun mesela gördüğünüz gibi ayağı yok. Bulamadım. Bunu o yüzden bu tarafa ayırıyorum. Mesela bu pinipon bebek de deniz kızı şeklinde. Bunu var, sağlam. Her tarafı var. Bu tarafa koydum. Yine bir Chelsea bebeğim var. Bu da gayet sağlam görünüyor. Evet, burada bir Barbie var. Ama bu Barbie böyle saçları takmalı Barbie. Şu an saçı yok. Saçın nerede olduğuna dair bir fikrim de yok. O yüzden onu diğer bozukların arasına koydum. Burada bir Barbie var ama bunlar çakma Barbie'ler. Şöyle göstereyim. Plastik. Eziliyorlar. Pek sağlam değiller ama kıyafeti falan var. Şu anda düzgün görünüyor. Bunu yine sağlamlar arasına alıyorum. Bir Elsa kafası var. Ama Elsa'nın gövdesi yok maalesef. Gövdesinden çıktı, gövdesinin her tarafı dağılmıştı, kaybolmuştu. O yüzden bunu da artık ayırıp kenara koyabilirim. Evet, burada da McDonald's oyuncaklarından almıştım bunları. Süper kız var. Ama saçlarını kızım kesmişti. Saçları kötü durumda şu anda. Ama kendisi sağlam. O yüzden sağlamların arasına aldım. Evet, burada da bir Barbie'm var. Ama Barbie'nin yüzünü gördüğünüz gibi yine çizmiş bir kızım. Ama bebek gayet sağlam ve güzel bir bebek. Onu da yine sağlamların yanına koydum. Bakalım burada ne varmış? Burada da portakal çiçeği var. Evet, portakal çiçeğinin saçlarını çok değişik kesmişler. Şu kahküllerini gördüğünüz gibi. Biraz farklı görünüyor. Saçları da tiftiklenmiş. Evet, ama gayet sağlam ve güzel bir bebek. Onu da bu tarafa ayırdım. Bakalım burada ne varmış? Burada da Hair Dorables var. Selfie Cinoah bu. Evet, kıyafeti şu an yok. Ama gayet sağlam, koca kafalı selfieci. Şu bebekler çok değişik geliyor bana. Vücutları incecik, kafa kocaman, saçlar çok. Boyu kadar da saçı var. Sağlam gayet, onu da aldım. Evet, burada yine bir su kuşu bebeğim var. Bu da gitar çalan bir Barbie su kuşisinden çıkmıştı. Gayet sağlam görünüyor. Evet, bu yine meslekli Barbie'lerden. Tenisçi Barbie. Ve evet, her yeri gayet sağlam. Bunu da sağlamların arasına ayırdım. Burada tombiş bir bebeğim var. Bakalım, tombiş bebeğimin eli kolu sağlam. Kafası da tamam yerinde. Bunu da buraya koyabilirim. Burada çakma Barbie'm var. Bu gerçek Barbie değil. Zaten her tarafından anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yüzünden, gözünden, bacağından özellikle. Mesela bunu bir tane gerçek Barbie ile karşılaştırmak istiyorum. Az önceki Barbie'lerle. Bakın. Şimdi bu orijinal olmayan. Bu gayet orijinal. Bacakları incecik. Gerçek Barbie'nin bacakları bu şekilde kalın. Ve daha düzgün. Zaten yüzlerinden de belli oluyor. Evet, o da sağlam. O yüzden onu ayırdım.
Şöyle minik bebeklerim var. Az önce göstermiştim pembe saçlının. Bakar mısınız? Gövdelerini çok uzun yapmışlar. Değişik bir bebek bunlar. Ama bunların da kıyafetleri kayboldu maalesef. Ama bebeğim sağlam. Ben buna kıyafet dikerim. Bu da dursun bakalım. Evet, bu da gitarcı Barbie. Yine meslekli Barbie'lerden. Birisi. Bakalım. Evet. Bunu son zamanlarda aldığım Chelsea'ydi. Gayet iyi durumda. Zaten yeni bir bebek. Evet, bu Barbie'ye geldi sıra. Bu Barbie de gördüğünüz gibi yine sahte Barbie. Ama gayet iyi durumda. Sadece saçlarının biraz yapılmaya ihtiyacı var. Bebeklerimin saçları çok kötü durumda. Onları bir elden geçireceğim ayrıca. Evet, bu da gayet sağlam. Bu tarafa ayırıyorum. İşte asıl geldik. Daha sahte, sahtenin ötesi sahte Barbie'lere. Bakar mısınız? Ezilmiş her tarafı. Ayakları da böyle oluyor zamanla. Ve bu artık düzelmiyor arkadaşlar. O yüzden bu Barbie'ye artık diğer kutumun oraya koyuyorum. Bakalım bunlara ne yaparım, geri dönüştürürüm. Onu düşüneceğim. Evet, böyle kızıl saçlı bebeğim var. O da gayet sağlam. Onu da o yüzden buraya ayırdım. Burada da küçük Barbie bebeklerimden var. Bu da iyi durumda. My Little Pony'nin karakterlerinden bir kız bebeğimiz var. Evet, bu da gayet iyi. Zaten bu bebekler çok kaliteli, kırılmıyor. Bir tek bir Polly Pocket'ımın kafası çıkmıştı. Bakalım o nerede, bulabilecek miyim? Bu da yine Barbie'nin küçük bebeklerinden. Gayet sağlam. Evet, bu bebek ne ya? Hangi bebeğimdi acaba? Bacağı yok, kafası yok. Acaba az önceki Elsa'nın buna mı uyuyor? Bakalım, bir deneyelim bakalım. Aa, evet, Elsa. Ama bacağı yok maalesef ve bu da kırık arkadaşlar. Artık bacak takılmıyor buna. Ama bu acaba yapıştırılabilir mi? Deneyeceğim bakalım. Bunu bu tarafa ayırayım. En azından kafasını bulmuş oldum. Ve Barbie, şampiyon Barbie. Kupasını almış bir Barbie bu. Bu da gayet sağlam. Bu tarafa aldım. Şimdi orijinal bir Barbie'm var. Zaten orijinal olduğunu gayet görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sapasağlam da. Gerçek Barbie'lerim hepsi sağlam. Chelsea'lerim de aynı şekilde. Chelsea zaten Barbie'nin markası olduğu için Chelsea'm de gayet iyi durumda. Geldik Enchantimus bebeğime. Evet, Enchantimus bebekler de çok kaliteli gerçekten. Bunlar da hiç kırılma, bozulma olmuyorlar. Evet, bir Enchantimus bebeğim daha. Bu da kaplumbağa kız. Az önceki tavus kuşu bebekti. Evet, bakalım. Burada Dreamtopia dediğimiz Barbie'lerden var. Bu bebeği çok ama çok beğeniyorum. Çok güzel, böyle pembe saçlı. Upuzun da saçları var. Diğer Barbie'lerime göre daha uzun saçlı bir bebek. Çok beğendiğim de bir bebek. Bakalım. Bu bebekleri çok eskiden almıştım. Kıyafetleri maalesef kayıp ama sapasağlam bu bebek. O yüzden bu burada dursun. Az önceki gösterdiğim bebekle aynı anda aldığım bir bebekti bu da. Bu da gayet sağlam. Evet, bunu da hemen şöyle ayırıyorum. Evet, burada yine ezilmiş sahte bir Barbie var. Gördüğünüz gibi göğüs kafesi içine kaçmış. Bu eziği de bu tarafa ayırmak zorundayım. Evet, şurada da böyle bir bebek var. Bunun markasını, ismini falan hiç bilmiyorum ama farklı böyle gözleri olan bir bebek. Gayet de sağlam şu an. Bu tarafa ayırdım. Büyük lol bebeğim var arkadaşlar. Evet, lol bebek diyorum ben buna. Aynı lol bebekler gibi gözleri iri iri. Evet, bu da gayet sağlam. Kızıl saçlı bir bebek. Maşallah, ne kadar bebek varmış. Evet, burada da pinipon bebek var. Gayet sağlam. Yine bir enşintimiz. Sağlam bir enşintimiz bebek. Evet, Polly Pocket bebeğimiz var. O da iyi durumda. Elsa'm var, küçük bir Elsa ama kıyafeti berbat durumda gördüğünüz gibi. Zaten kaymış gitmiş. Ama bu bebekler de sahte Elsa olduğu için hiç sağlam değil. Neyse bu, ama en azından hiçbir yere çıkmamış dursun. Bu da onun annası. Saçları da cadı gibi görünüyor. Çok kötü olmuş saçları. Ama kolu bacağı duruyor, kalsın. Evet, lol bebeklerimden birisi daha. Loller de çok çok sağlam bebekler zaten. Onlara da hiçbir şey olmuyor. Bir polim var burada. Evet, bu da erkek Chelsea bebeklerimizin erkeği.
Adı Ken'di sanırım. Ken mi diyoruz bunlara? Tam hatırlamıyorum ama Ken olması gerekiyor. Bu da sağlam. Evet, burada da bir itfaiyeci Barbie'm var. Evet, yine sağlam mavi saçlı bir bebek. Orijinal bir Barbie'm. Bunu da kızım dudaklarını boyamış, silmeyi unutmuşum. Evet ama iyi durumda. Burada çakma bir Barbie var. Ama bu da iyi durumda, sağlam. Yine burada o kötü ucuz Elsa'lardan var. Ama oynamak için gene de epey iyi oluyor. Burada şöyle bir bebek var ama bunun da markası, adı falan yok. Ama sevdiğim bir bebek benim. Bu gösterdiğim ilk başlardaki bebeklerden. Bunda saçları çok feci olmuş. Kıyafeti yok ama iyi durumda. Yine orijinal Barbie'lerimden bir tanesi. Dediğim gibi saçlar yine çok çok kötü. Bu da orijinal dansçı Barbie'miz. O da sağlam görünüyor. Evet, bu bebeklerin ikisi beraber almıştım bunları. Birinin kıyafeti var da birininki yok ama ikisi de hala sağlam duruyorlar. Evet, şurada bir bebek daha var o Barbie'lerden ve kolu kopmuş. Bunu artık kırıkların arasına ayırıyorum. Burada orijinal Elsa'm var. Bakalım Barbie, Polly Pocket, bir Polly Pocket daha, bir Polly Pocket daha ve bir Polly Pocket daha. Polilerim çok arkadaşlar. Şöyle poli buldukça göstereyim. Dediğim gibi zaten poliler iyi durumda. Bir tanesinin sadece kafası çıktı ve kafasını da bir daha bulamadım. Evet, şurada bir Barbie var. Bunun da aynı saç takmalı Barbie'den. Evet, saçı da buradaymış. Takalım bakalım. Bu da böyle bir Barbie. Evet, yine burada bir pinipon bebeğim ama ayağı olmayan bir pinipon bebeğim. Onu da bu tarafa ayırmak zorundayım. Sağlam bir bebeğim var. Yine çok beğendiğim bebeklerden biri daha. İki tane Chelsea'm. Bayağı da Chelsea'm varmış. Barbie'm, Chelsea'm. Hangi bebekten ararsak var maşallah. Lol bebek. Olmayan yok bende. Evet, bir Barbie. Bir Elsa daha. Orijinal Elsa'lardan. Evet, küçük tavus kuşu Barbie var. Evet, pinipon bebeklerin bunun saçı yok. Az önce ayırdıklarımdan birinin saçını buna takayım. En azından bari birisi tam olmuş olsun. Bunu kullananlara ayırayım. Evet, kafası olmayan Polly Pocket'ımı buldum ama kafasını hiçbir yerde bulamadığım için bunu da ayırmak zorundayım. Burada yine iki tane daha Polly Pocket'ım var. Evet, My Little Pony kızlarım bile var. İki tane de My Little Pony kızım var. Az önce birini koymuştum oraya zaten. Evet, bu da böyle Barbie türü ama şey, savaşçı Barbie mi, Zeyna mı bilmiyorum ya da süper kahraman mı? Bu karakteri tanıyan varsa yazarsa sevinirim arkadaşlar. Burada da Polly Pocket'a böyle takılan Polly Pocket'lar var. Birbirlerine geçiriyoruz bunları. Bunları da oraya koyacağım. Evet, bir tane de Monster High vardı. Monster High mı, Monster High mı, o bebeklerden birisi. Bir de veteriner Barbie. Yine bu sağlam, kıyafeti yok. Bir de erkek karakterim var. Toy. Yeni bir karakter ismi galiba. Toy aktivist mi bilmiyorum. Öyle bir şey. Bu bebek oradan çıkmıştı. Onun Luna Park'ını almıştım. Oh, ne kadar çok bebeğim varmış. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.